Gaziantep Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Hasan Demir ve Yönetim Kurulu üyeleri Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na çelenk bıraktı. Üyelerimizle birlikte bugün Gaziantep'imizin 102. kuruluş yıl dönümünde Gaziantep'te olmaya karar verdik. Gaziantep dışında yaşayan Gaziantep'lerin aynası olarak, temsilciler olarak buradayız. Şehrimizde bu havayı teneffüs etmek, buradaki gelişmeleri de üyelerimize bildirmek maksadıyla buradayız. 102 yıl önce amansız bir şekilde, çok orantısız bir şekilde işgal edilen bir memleketin çocuğu olarak, memleketin çocukları olarak bununla gurur duyuyoruz. Allah o günleri yaşatmasın bir daha hiçbir şekilde. Bugün benzeri durumu Gazze'de görüyoruz. Orantısız bir şekilde kullanılan güçten dolayı. Bugün Şehitler Abidesi'ni ziyaret ettik. Dualarımızı okuduk. Rahmet okuduk. O dönemde ele geçirilen Fransız şarapnel parçalarının yerin 10 metre altından çıkarıldığını duyduk, öğrendik. Yeni yeni elde edilen bulgular. O günün şartlarında çok ağır top mermileriyle, çok ağır şartlarda bir baskı uygulayan, savaş bile diyemeyeceğimiz bir işgalden söz ediyoruz. Onunla mücadele eden yoklukla, kıtlıkla, açlıkla, sefaletle baş başa kalmış bir halkın kazanımı. Bunun sonucu olarak da bu şehir gazi unvanını almıştır. Yüce Meclisimiz bir gazi Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik unvanını vermiştir. Bir de Gaziantep'imize vermiştir. Biz de bu şehrin evlatları olarak, haklı olarak gurur duymaktayız bundan. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yine o günün şartlarında söylemiş olduğu, ben Gaziantep'lerin gözlerinden nasıl öpmem ki? Onlar yalnızca Antep'i değil, tüm Türkiye'yi kurtardılar. Bugün hür ve demokratik ortamda, cumhuriyet ortamında yaşamamıza neden olan o günkü dedelerimizin, atalarımızın yapmış olduğu mücadeledir. Bunun farkındayız. Bunun yeni nesillere aktarılmasının çok doğru olduğu kanaatindeyiz, düşüncesindeyiz. Burada da gerek Gaziantep Valiliğimizin, gerek Büyükşehir Belediye'mizin yapmış olduğu çalışmalar da takdire şayan bir şekilde. Müzelerimizi gezdik. Dışarıdaki Gaziantep'lerin de gençlerini, çocuklarını mutlaka buraya davet ederek buraları gezmelerini, buralarla ilgili bilgi sahibi olmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü geçmişimiz bizim geleceğimizi daha iyi hale getirmek için mutlaka ışık tutacaktır. Ben Gaziantep savunmasında ve bugünkü demokratik cumhuriyet ortamında yaşamamızı sağlayan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize, yakınlarına uzun ömürler, sağlıklı ömürler diliyorum. Sizler de buraya geldiğiniz için sizlere de teşekkür ediyorum. Federasyonumuz Gaziantep Dernekler Federasyonu 2005 yılında İstanbul merkezli olarak kurulmuştur. 7 tane derneğimiz İstanbul'dadır. Toplam Anadolu'ya yayılan, Türkiye geneline yayılan 38 tane derneğimiz vardır. Çanakkale'den Van'a kadar, Denizli'de, Aydın'da, Adana'da, derneklerimiz Antalya'da, derneklerimiz mevcuttur, Bursa'da. Bu derneklerin başkanlarından kurulu olan bir federasyon yapımız var. Üst çatı kuruluştur. Derneklerimizin kendi aktiviteleri vardır, kendi faaliyetleri vardır bulundukları yörede. Hemşeri buluşmalar yapmaktadırlar, burslar sağlamaktadırlar, dar günlerinde hemşerilerin yanında olmaktadırlar. Federasyonda derneklerimizi bir araya getirerek bu tür biraz daha ulusal etkinlikler içerisinde yer almakta. Burada yönetim kurulumuzdan oluşan bir temsilci heyetle bugün Atatürk Anıtı'na çelenk koyduk. Federasyonumuzun 2005'ten bu yana kurucu başkanımız dahil 4. genel başkan olarak Mayıs ayında devralmıştık yönetimimizle. Bundan sonra da süresi içerisinde inşallah biz de Gaziantep'imize ve ülkemize yaraşır bir şekilde, katkı sunacak şekilde çalışmalarımıza devam etmeyi düşünüyoruz, planlıyoruz. O azimdeyiz, o kararlılıktayız. Bu ziyaretimizin de çok faydalı geçtiğini, faydalı olduğunu, bunu da üyelerimizle, dernek başkanlarımızla, federasyonumuza bağlı derneklerimize paylaşıp onların da yaşamalarını, haberdar olmalarını sağlayacağız. Tamam.